Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Evet bugün yine bir yazıcı incelemesi ama bunu uzun zamandan beri bekliyordum. Ve Kraliti bu yazıcı için şimdiye kadar gelmiş geçmiş en iyi Ender diyor. Bakalım öyle mi? Nedir? Ender 3 S1. Şimdi onu inceleyelim. Evet, Ender 3'ün sıralaması şöyleydi. Ender 3, Ender 3 Pro, ondan sonra Ender 3 V2 çıkarttı ve sonunda da Ender 3 S1 çıkarttı. Bunun diğer makinelere göre farklı özellikleri var. Creality CR-6SL ile gerçekten çok büyük, çok büyük kütlelere ulaştı. Tabii ki Ender 3 ile çok büyük kitlelere ulaştı ama CR-6S'e de bir kademe yani bir tık yukarıdaki insanlara ulaşmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bununla gerçekten çok iyi işler yapacaklarını açıklıyorlar. Bakalım şimdi S1 ile başlayalım. Evet arkadaşlar bu S1 yine Kralit'in Türkiye distribütörü E-Data'dan bana geldi. Bunun yakında ön satışı da açılacak. Denedi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim. Bu işte sanki ermişim. Çok da büyütmeyin ama ben de bir dermişim. Kolayı vardır öğrenirsen her işin. Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim. Ben de artık hayaller bile toz pembe. Çünkü dostum yazıcımla koz bende. Benden bu kadar Erbil abi bir söz sende Hadi bir şeyler yapalım Erbil arkadaşlar Ender 3 S1 ile beraberiz, karşınızdayız. Yaklaşık 10 günden beri deniyorum. Daha önceden Ender 3 ile başlayan bir maratondu bu. Ender 3'ün yine ilk videosunu yapmıştım. Ondan sonra Ender 3 Pro çıktı. Tabi Ender 3'ten belli şeyleri değiştirdiler. Ender 3 Pro dediler. Aradan biraz daha zaman geçti. Ondan sonra Ender 3 V2 dediler. Makyajlama yaptırdılar bazı şeyleri değiştirdiler. Upgrade'leri yaptılar. Ondan sonra araya yine Kraliti'nin bir CR6 hikayesi girdi. CR6 gerçekten çok tutuldu, çok güzel bir makinaydı. Çünkü Ender 3 Pro'ya göre çok fazla artı ve özellikleri vardı. Bundan dolayı da CR6 çok tutuldu. Ondan sonra şu dönemlerde daha Türkiye'ye satışa başlamadı. İnşallah bu video ile beraber ön satışına başlayacağız bunun da. Ve Ender 3 S1 çıktı. Şöyle bir hikayesi var. Ender 3'ü piyasaya sürdüler. Gerçekten çok satıldı Ender 3, Ender 3 Pro. Ve geri dönüşlere Kraliti resmen bir devasal bir arge çalışması yaptı. Ender 3 ve Ender 3 Pro ile gerçekten öyle devasal bir arge çalışması yaptı. Yani kendine mühendisler almasına gerek yoktu. Ucuz bu makineyi tüm dünyaya sattı yaklaşık 2,5 milyon kraliti'nin son kullanıcısı var. Evet. Ve bunlar geri dönüşlerle, işte YouTuber'larla veya ne bileyim benim gibi insanlar bazı upgrade'lerini yaparak veya sizler gibi bu işleri böyle hobi olarak yapalım, hadi şunu değiştirelim, bunu değiştirelim diye bazı upgrade'lerinizi yaptınız. Ve Kraliti bunların hepsini topladı. Ve bu toplanan sepetteki bütün upgrade'leri Ender 3 S1'in üstüne lak diye koymuş. Evet şimdi Ender 3'leri ben sevmiyordum. Çünkü teknoloji ilerliyordu onlar fazla hızlı gitmiyorlardı. Ufak ufak şeyleri değiştiriyorlardı. Bununla çok hızlı gitti. Nasıl çok hızlı gitmişler? Birincisi Ender 3'lerde neydi? Şu gerdirmeler yoktu V2'de yaptılar. İşte renkli ekran yoktu V2'de yaptılar. Ama yine problem vardı. Neydi? Ender 3 tek Z idi. Çift Z değildi. Bundan dolayı problem oluyor. Hatendinde problem oluyordu. Devamlı tıkanma oluyordu. Extruder'ında problem oluyordu. Tek dişliydi. E, Tablam sevelenmesi yoktu falan filan fişman. Neyse. Şimdi burada hepsini üstüne koymuşlar arkadaşlar. Teker teker teker. Hepsini anlatmak istiyorum size. Ender 3 V2'nin üzerine. Çünkü diğerlerini atıyorum. Ender 3 V2'nin üzerine neler yapmışlar. Çünkü görmüş olduğunuz gibi Ender 3 Pro, V2 hepsinin kasası aynı. Bunun üzerinde neyi değişik İlk olarak arkadaşlar bir kere z eksenini değiştirmişler. Yani nasıl değiştirmişler? Çift z kullanmışlar ve üstten de kayışlamışlar. Kayışlamaların nedeni de senkronize çalışması. İki z'nin de senkronize çalışması. Tabi motor da var. İki motor, çift motor, çift mil ve yukarıdan da kayışlama. Ben Ender 3 için böyle bir upgrade yapmıştım. İsterseniz şuradan izleyebilirsiniz çok da hoşuma gitmişti. Burada bunun aynısını yapmışlar. İkinci, bu Ender 3 ve 2lerde ne hoşumuza gitmiyordu? Extruder hoşumuza gitmiyordu. Dual çift dişli extruder koymak istiyorduk ve çoğumuz da bu şekilde yaptı. Ama bunda üzerinde direct drive var. Evet, direct drive. Birincisi, direct drive çift dişli arkadaşlar. Yani çift diş kavrıyor filamenti. Bu da ne oluyor? Daha hassas ve daha Güzel filamenti itebiliyor. Yine direct drive olmasının çok büyük avantajları var. Bazı filamentleri Ender 3 ile basılamıyordu. Hani bazı arkadaşlar biz Ender 3 standart makineyle ile TPU bastık diyorlardı. Hatta bir Facebook üzerinde böyle bir şey olmuştu. TPU dediğin zaman sadece 95A yok. 75 var, 70 var, 60'a kadar var. Hatta daha aşağıları var da normali 60'tır. 60'a kadar eğer bütün TPO'ları basıyorsa işte o makineye TPO bastık deriz. Bunların hepsini göstereceğim. Bunları basıyor. Onun haricinde Ender 3 ve 2'lerde tabla tablaya yapışma zordu. Belki yapıştırabiliyordum bu sefer de çıkartmak zordu çünkü camdı. Arkadaşlar bunda sonunda yay çeliği kullanmışlar. Çok güzel de bir mıknatıs kullanmışlar. O kadar iyi tutuyor ki Oynatmak bile zor. Nedir bunun büyük artısı? Parçayı yaptınız. Yapıştı. Çıkartmak için zorlanmanıza gerek yok. Buradan çıkartıyorsunuz. Tık parça attı. Bu çey, yay çeliği olduğu için eski haline geri döndü. Koyduk. Yine devam ediyoruz. Üstünde de yine püskürtme bir malzeme kullanmışlar. Yapışması gayet güzel. Onun haricinde Ender 3'lerde. Tabi bu ee, CR6 ile beraber değişmişti. Neydi? CR6'nın üzerine bir sensör koymuşlardı. Tabla sensörü koymuşlardı. Seviyeleme sensörü. Bu biraz Loat sensörü, biraz piezo tarzında. Yani farklı bir sensördü. Ama bunu da tamamen değiştirmişler. Kendi yaptıkları, kendi hazırladıkları, ARGE çalışmaları yaptıkları bir DL Touch tarzında bir sensör koymuşlar. CR Touch ve ölçüm müthiş. Şimdi CR6'da bazı problemler vardı. Ölçmede problemler vardı. Çok hassas ölçmüyor diyorlardı. Ama buna bakın arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz, şöyle göstereyim. Tek katman. Evet. Bir tek katman yazdım. Yani ilk katmanı müthiş bir baskı aldı. Yani tek katman bu. Tek katmanla. Şimdi niye bunu böyle gösteriyorum? Şunu anlamanız için. Seviye sensörü. Yani yatak seviyeleme sensörü çok iyi çalışıyor ki dümdüz tertemiz bakın. işte şurada fazla vermiş, burada az vermiş böyle bir şey yok. Her tarafını eşit bir şekilde verdi. Bunun da nedeni nedir arkadaşlar? Tabla seviyeleme sensörü gerçekten diğer seviyeleme sensörlerine hatta orijinal BL Touch'tan daha iyi diyorlar bunun için. Seviyeleme sisteminde yani bunun toleransı BL Touch'tan çok çok daha iyi diyorlar. Bunu ölçmedim. Bir, bir el taşı ölçüp bir de bunu ölçmedim ama gerçekten müthiş bir baskı çıkarttı. Yani demek ki tablayı gerçekten gayet iyi ölçü O zaman biz buna puan veririz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tablaya gelen elektrik bağlantısı. Bunu böyle çok basit yapıyorlardı. Yani hareket ediyordu, kırılabiliyordu. Lehimlerinden kırılabiliyordu ama bunu böyle o kadar sağlam yapmışlar ki gerçekten çok hoşuma gitti. Hatta o kadar sağlam ki bazen geriye gitmesinde bile zorlanıyor. Ama çok hoşuma gitti. Yaylar, ender üçlerde yaylar basit yaylardı. Bunun altına yay koymuşlar. Bir de şöyle bir şey var. cr 6larla arkadaşlar, CR6S'lerde altta oynama yok. Yani onu kaldırmışlar tamamen. Sadece seviyelemeyle hareket ediyorsun. Ama bunda alttaki vidalarla, yaylarla tablayı belli bir ölçüye getiriyorsun. Ondan sonra da sensörle ölçtürüyorsun. Tertemiz. Görmüş olduğunuz gibi. Bir müthiş bir birinci kat alıyoruz. Onun haricinde arkadaşlar bunun önünü değiştirmişler. Biraz kaslı arabalara benzetmişler. Evet diğer özelliklerinden birisi filament sensörü var. Filament sensörü kırılmalara, kopmalara veya filamentin bitmesine karşı bir uyarı mekanizması. Eğer filament bittiğinde otomatikman kendini arkadaşlar ne yapıyor? Park konumunu alıyor, bekliyor ve ikaz ediyor size. Bunun haricinde benim çok hoşuma giden gerçekten bir devrim diyebilirim ben bunun için. Çünkü ee, daha önceden bu tarzdaki makinelara lazer bağlamayı çok istiyordum ki bağladım. Ama çok fazla böyle performans alamamıştım. Neden alamamıştım? Çünkü fanın elektriğinden almıştım ben lazer güç kaynağı için. Ama burada demişler ki hocam uğraşma. Biz sana arkaya lazer için PVP, PVM çıkışı koyalım. Lazerini direkt ona bağla. Lazeri de al, buraya tak demişler. Ve öyle bir çıkış koymuşlar. Yani bu makineye dışarıdan aldığınız bir lazeri bağlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bağlayabiliyorsunuz. Bu kendi lazeri için 24 volt yapmışlar. Sadece araya küçük bir step down koyarak 24 voltu 12 volta indirerek çünkü Bizim normalde aldığımız bütün lazerler 12 volt. Bu kendine özel bir 24 volt yapmış. 24 volt lazer bulursanız tabii ki rahatlıkla direkt takabilirsiniz. Ama eğer 12 voltluk normal lazerler bulabilirseniz ki her yerde 12 voltluk lazerler çoğunlukta sadece 24 voltundan PVP ile 12 volta alıp lazeri de rahatlıkla takabilirsiniz. Takma çıkartma çok kolay. Şurada 4 tane vidası var. Vidayı söküyorsun her şeyle eline geldi. Onun haricinde flat kablolar. Flat kablolar için her tarafa böyle tutturma yeri yapmış. Flat kablo çok fazla sallanmıyor, çok fazla bürkülmüyor, bozulmuyor. Çok fazla kırılması da daha az diğerlerine nazaran. Arkadaşlar bu seferkini değiştirmişler. Type-C ile bağlantı yapıyorsunuz bilgisayara. Artı bir de benim gerçekten çok hoşuma giden büyük ST kullanmışlar. Küçük ST'ler benim hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum neden. Ee, hem çabuk kayboluyor hem de yazımları biraz daha farklı. Bunlar daha uzun ömürlü oluyor. Şu büyük ST'ler. tabii bu kendi ST'si değildi. Ben öyle esnaf taktım ama. Büyük ST'ler bunun için arttı. Evet bunun haricinde arkadaşlar artılarını anlattık. Negatifi var mı? Negatifinden bahsedelim. Ondan sonra çıktığı ürünleri inceleyeceğiz. İki tane eksi yönünü buldum bunun. Veya eksi yönünü buldum demeyelim de eksi yönü. Birincisi soğutma iyi olsun diye kralitinin her zamanki problemi fanlar sesli. 53 desibel 55 desibel arasında ses değişiyor fanı. Asıl problem şu arkadaşlar tabla seviyelemesi yaparken normalde nedir hatende belli bir dereceye ısıtır tablayı belli bir dereceye ısıtır. Ondan sonra tabla seviyelemesi yapar. Ama bunda ne tablayı ne de hatendi ısıtmadan tabla seviyelemesi yapıyor. Ama bu hani yazılımsal bir olay. Büyük ihtimalle bunun yakın zamanda bir upgrade'ini çıkartırlar. Ucunda biraz filament kalıyor. E bu filamentle biz seviyelemeyi yaptığımız zaman doğru ölçüm olmuyor. Sıcak olmalı ki doğru ölçümü o zaman yapalım. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bütün ayarları soğuk şekilde yapıyor. Ondan sonra ısıtmayı başlatıyoruz ve o şekilde Seviyelemeye yapıyoruz. Ha, yapılamıyor mu? Rahat, onda da. Ama bu işin asıl sistemi odur. Nedir? Tabla da ısınacak, nazıl da ısınacak. Evet, şimdi ürünlere geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi ilk baş toleransı için şu tarzda ürünler bastım bakın. Bunlar hareketli ürünler. E, mutlaka Facebook'ta, Instagram'da görmüşsünüzdür bu ürünleri. Bunlar hareketli ürünler. Bunlar tek seferde basılıyor. Bir de şu var. Bu biraz daha ağır. Kristal Dragon diye mi geçiyor? Herhalde öyle geçiyordu. Kristal Dragon. Bunu da şöyle bastım arkadaşlar. Bu da yekpare basıldı. Yani hani basıp basıp birbirine geçirmedim. Nedir? Bir tanesinin bu şekilde, bir tanesinin de bu şekilde basılıyor. Hiç biz geçirmiyoruz bunu. Bu otomatikman bu şekilde. Arada boşluklar bırakarak şu hali alıyor. Yani tolerans testi yapıyorduk ya önceden. Tolerans testini yapmadım ben bunu kontrol etmedim. Direkt bunu bastım ve gayet başarılı. Gayet başarılı. Bakın arkadaşlar hiçbir ayar yapmadım ben bu makinede. Yani her şeyi üzerinde direkt playledim bastım. Hiçbir ayar yapma. Ve profil olarak da Ender 3 V2'nin profilini kullandım. Ama bir iki değişiklik yaptım profilde. Nedir? Geri çekmeyi değiştirdim. Çünkü Direct Drive Extruder'larda geri çekmek 1 veya 1.5-2 milim vermek lazım geri çek. Şöyle yine gösteriyorum arkadaşlar. Bunları yakından da göstereceğim. Bu arkadaşlar uzarasın filamenti. Uzarasın filamenti ile bastım bunu. Gayet güzel. Çok hoşuma gitti baskısı. Tabi bununla beraber bu gemiyi de bu tekneyi de bastım. Bir tekne bastım. Tekneyi de gayet güzel bastı. Soğutması falan filan. Çok güzel. Ön tarafta belli olur soğutması. Ondan sonra Krelit'inin silk peylasıyla şöyle bir vaza bastım. Bunu herhalde anneme hediye ederim. Çok güzel ve gayet de sağlam Krelit'inin silk peylası arkadaşlar. Onunla bastım. Şunu Eryon filamentle gök kuşağı yani Rainbow Eryon'la bastım arkadaşlar. Bu da gayet hoş bir filament. Benim hoşuma gitti. Tabi biraz fiyatı pahalı. 95A'daki TPO'yu normal bir enderlerde veya ne bileyim bazı makinalarda rahatlıkla basabilirsin. Ama shore değerleri biraz daha düştükçe yani 85, 70, 75, 60, 65 gibi böyle shore değerleri 60'a kadar düştükçe makina basmakta zorlanır filament. Şu Sava'nın bir filamenti arkadaşlar. Extra flex diyor buna. 60A, 60 shore'luk bir şey. Resmen bir don last. Bu yumuşaklıktaki bir filamenti nasıl ittirebilirsin Bowden'la? İmkanı yok, imkanı yok arkadaşlar. Bundan dolayı direct drive ile yapmışlar. Ben şöyle bir telefonluk bastım arkadaşlar bakın. 60 şorla bastım bakın. Bazı arkadaşlar bir görelim demişler. Bir de sıkı geçme yaptım ki daha düzgün olsun diye bakın. Evet arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz bununla. Resmen bir silikon kalıp olarak bile bunu kullanabilirsiniz. Tabii silikon kalıp olarak kullanmak için de TPO'yu basmayı bilmek lazım. TPO'yu basmak biraz zor bir iştir. Özellikle 60 şoru. Bunun için biraz denemek lazım. Ender S1'de 60 şor basmak istiyorsunuz. Bir kere şu Direct Drive olan filamentin yan tarafında, Extrude'un yan tarafında şu mandalın sıkılık gevşeklik vidası var. Bunu bir kere gevşetmeniz gerekiyor. Normal PLA'larda sert olabilir, ABS'lerde sert olabilir. Bu tarzda ürünlerde Biraz gevşek bırakmak gerekiyor arkadaşlar. Kalibrasyonunu yapmanız lazım. Ekstra kalibrasyonu. Sonradan ekstra kalibrasyonunu yaptım. Bir ördek. Ve bu ördek arkadaşlar Voronoi. Yani görüyorsunuz delikli delikli. Bu o kadar zor bir üründür ki bu Voronoi'leri basmak. Neden? Geri çekmeleri çok iyi olmalı ki aralarda kılçıklanma, tüylenme yapmasın. Bakın güzel bir geri çekme yaptım. Bir de olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yine 60 şorla basılmış. Yani müthiş bir şey ya. 60 şorla bir Voronoi basıyorsun. TPU. Ha bu ben çok iyi basıyorum demiyorum bakın arkadaşlar. makina'nın özelliği. Yani gerçekten müthiş bir Direct Drive Extruder kullanmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Bana bununla ilgili gelen birkaç soru vardı sorulardan birisi hocam bu PLA basmazmış. PLA için bir makine değil diye geldi. Haber geldi. Dedim ki demek ki öyledir. Olabilir. Ama bu PLA, bu PLA, bu PLA, bu PLA. Bu PLA. Yani TPU basıyorsun. PLA için uygun olmayan da TPU'yu nasıl basasın kardeşim? Şimdi şöyle. Onları da anlıyorum. Neden anlıyorum? Bu Extruder CR10 Smart Pro'da full metal geliyor. Evet, full metal geliyor. Full metalde gerçekten PLA basmak zordur. Çünkü duvarlar hep sıcak olduğu için PLA sıkışıp kalma imkanı yüksek. İhtimali yüksek. Ama bu arkadaşlar Ender 3 S1'ler için özel üretildiği için bu full metal yani ol metal değil. Hatendin içerisinde yine nazla kadar metalin içerisinde de teflon bulunmakta. Yani bunun sıcaklığı PLA'yı çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. Diğer arkadaşların dediği gibi PLA basamaz dedikleri o full metal hatentler için, all metal hatentler için PLA basmak oldukça zordur. Ama arkadaşlar bu full all metal değil. İçerisinde boro 1.4 gibi içerisinde ne var? Bir tane teflon, küçük bir teflon parça var. TPU basabilirler mi diye sormuşlar. Anlattık zaten. 60 şora kadar rahatlıkla geri çekmeleri müthiş bir şekilde her türlü istediğiniz şeyi TPO ile basabilirsiniz. 12 volt bağlantıları lehim mi soket mi? Evet arkadaşlar, Creality artık lehimi bırakmış herhalde. Gerçekten 12 volt bağlantıları çok güzel soketlemiş. Gayet başarılı bir montaj yapmış. Kart 32 bitlik bir kart, sessiz sürücülü bir kart. Bir sürü kişi de bana işte şu makineyle kıyaslar mısınız? Bu makineyle kıyaslar mısınız? En vayi çeşit bir sürü makineyle kıyaslar mısınız diye mesajlar atıldı. Bunun en yakın örneği arkadaşlar CR6S. Çünkü hemen hemen %80'i aynı. BL Touch, Direct Drive ve Tabla. Tabla için bunu kesinlikle bu. CR6S ve Ender 3S1. Extruder kesinlikle Ender 3S1. Tabla seviyeleme kesinlikle Ender 3 S1. Bana iki tane yazıcı gelse CR6 S mi Ender 3 S1 mi? Ben kararımı Ender 3 S1 ile kullanırım. Çünkü ben bu makineyi beğendim. Evet arkadaşlar ilk görüşler böyle. Tabi daha ileride 2 ay 3 ay kullandığım zaman ne olacak bilmiyorum. Bunların da videosunu çekeceğim. Ama çok zannetmiyorum ki kraliti 2 aylık 3 aylık kullanımlarda çok fazla problem yaşatsın. Çünkü bunu bu seviyeye getirilseye kadar bizlere çok fazla arge yaptırdı. Çok fazla arge yaptık, denedik, kontrol ettik. Beğenmediklerimizi, upgrade'lerimizi aldılar ve buraya koydular. Ha, şurada da bir de çekmece var. Çekmeceyi söylemedim. Çekmecesi de bunun. Tam şurada bir çekmece koymuşlar. Evet, benim hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bunun ön satışlarını aşağıda linke koyacağım. Ön satışlarını yapacağız arkadaşlar. Şubat'ın sonuna doğru, belki Mart'ın 5'ine doğru olabilir ama Büyük ihtimalle Şubat'ın sonuna gelecek arkadaşlar bunu. Bu video 1-2 gün içerisinde yayınlanacak. 1-2 gün içerisinde belli olduğunda ön satış fiyatı aşağıda linkte zaten kendi sistemin üzerinden ön satışı çıkartacağım. 2 yıl garantili. E-Data tarafından 2 yıl garantilidir arkadaşlar. Elektronik aksam, mekanik aksam yani işleyen aksamlarda 3 ay garantilidir. Evet. Benden de alırsanız her türlü teknik servis, her türlü online yardım, her şekilde WhatsApp hattım devamlı açıktır. Buradan her konuda yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben makineyi beğendim. Videoyu da beğendiyseniz lütfen aşağıda like tuşuna basın. Çok çok teşekkür ederim. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.